efendim bir diğer konuğumuz geliyor. Evet, yepyeni bir albüm Murat geliyor. Kimi esmer buğday tinlik, kimi kumral yanağı binlik. Kiminin kaşı gözü dolu makyaj, kiminin sevniyeti belli. Kimi sevdiğinden ayrılmış, kimi sevdiğini aldatmış. Kimi mal mülk para peşinde, kimisi artist olacakmış. Fark etmez yabancı, olsun azıcık yalancı. Kimisi var çok özel, kadınlar güzel. Tek tek güzelini seçmek lazım, kiraz dudakları öpmek lazım. Sarışın esmeri fark etmez deniz, size benim gibi bir erkek lazım. Tek tek güzelini seçmek lazım, kiraz dudakları öpmek lazım. Sarışın esmeri fark etmez deniz, size benim gibi erkek lazım. Öyle. Kimi esmer buğday tinlik, kimi kumral yanağı benlik. Kiminin kaşı gözü dolu makyaj, kiminin seniyeti belli. Kimi sevdiğinden ayrılmış, kimi sevdiğini aldatmış. Kimi mal mülk para peşinde, kimisi artist olacakmış. Fark etmez yabancı, olsun azıcık yalancı. Kimisi var çok özel, bütün kadınlar güzel. Tek tek güzelini seçmek lazım, kiraz dudakları öpmek lazım. Sarışın esmeri fark etmez deniz, size benim gibi erkek lazım. Tek tek güzelini seçmek lazım, kiraz dudakları öpmek lazım. Sarışın esmeri fark etmez deniz, size benim gibi erkek lazım. Tek tek güzelini seçmek lazım, tek tek güzelini sarışan esmeri fark etmez deniz. Tek tek güzelini seçmek lazım, kiraz dudakları öpmek lazım. Sarışan esmeri fark etmez deniz, size benim gibi erkek lazım. Tek tek güzelini seçmek lazım, kiraz dudakları öpmek lazım. Sarışan esmeri fark etmez deniz, size benim gibi erkek lazım. Çıkış yapmışsın sen böyle. Estağfurullah. Estağfurullah. Benim gibi erkek lazım bana. Eğer beğendiyseniz çok güzel. Ne mutlu bana yani. Çok güzel, evet. Çok güzel. Hayır, nasıl olmuş Kamil? Ne diyorsun sen de yani? Ben beğendim yani, hatta. Hani bir tiyatro yönetmeni olarak. Keyifli, çok güzel. Hiç beklemiyordum. Nasıl bir rol falan, hani tiyatroda kapar mı diyorsun? Böyle hani böyle ileride böyle evet. Müzikal falan bir şeyler düşünürsen. Hazır yanımızda tabii ki tiyatrocu abimiz de otururken. bu konuda zaten dışarıda kendisiyle tanıştık. İkimiz de hemşeriyiz. Evet. Abimiz de Antepli, ben de Antepli. Eyvah, iki hemşeri oturdu karşıma şimdi. Benim bugün durumum zor vallahi yani. Antepliler günü bugün yani. Antepliler'den zarar gelmez yani. Yok canım, anlamda söyle. Ya bir çiğ köfte falan olsa sizin yemekleriniz de yıkılır bu arada Antep'in evet. Yemekleri. Çok evet. Meşhurdur. Evet. Allah'tan mutfakta hanımlar var da yalnız değilim bugün. Antepli olsaydık bilirdik o yemeklerden yapardık. Aa, evet, Antep'in çok meşhur yemekleri gerçekten. Yani biliyorsunuz Antep'in. Mutfağı dillere destan. Kesinlikle yani. Dillere destan. Yani 500'ün üzerinde veya 500'den daha fazla çeşit yemek var. Yani yemek türleri var. Evet. Çok, özellikle baklavalıyla, tatlılarıyla çok meşhurdur yani. Geçtiğimiz yıl bir geleneksel Gaziantep yemekleri adlı bir kitap çıktı. Hı hı. Ben de Antep'teydim. Bu Doğan Medya'nın da desteklediği bir projeydi.
kültürel, yerel kültürlerimiz diye inanılmaz bir şekilde bir kitap yapmışlar ve gerçek Antepli kadınların ağzından birebir o yemeklerin tariflerini alıp bir ansiklopedi gibi şu kadar kalın bitiriyor ve tiyatroya geliyor. Bu kadar emeğin karşılığında o salona gelip o oyunu izlemek bence daha şık olur diye düşünüyorum. Çok bir performans gerekiyor. Ben de zamanında söylemiştim yani dışarıda konuştuk, tiyatro oynadım. Yaklaşık 40 sayfa ezberlemem gerekiyordu. Ben Alman tiyatrosunda yer almıştım. Hı hı. Yani gerçekten abinin de dediği gibi 6 ay boyunca sıkı bir yönetimle yani şeyi hazırlanmak gerekiyor. Yoksa yani kesinlikle o disiplini yakalayamazsınız. Evet. Çok kesinlikle doğru. Ayrılık günü gelmiş oysa farkında değilim. Vermiş kararını yarim, yargılamış beni. Ben türlü hayaller kurarken karartmış gökyüzünü, kırmış kalemini yârim, ipe çekmiş sevgimi. Oh, 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 oh. Zulüm bana bu ayrılık, ölümden beter pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin, neden şimdi bu düşmanlık? Zulüm bana bu ayrılık, ölümden beter pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin, neden şimdi bu düşmanlık? Adaletin bu mu söyle zalim, bu muydu istediğin? Seni unutmam mümkün değil, bu muydu son dileğin? Çaresizim, ayrılmak zorundayız. Seni unutmam mümkün değil, kalbimde kalacaksın. Seninle güldüm, senle üzüldüm, başkasını sevemem. Seninle her gün yeniden doğdum, bunu inkar edemem. Zulüm bana bu ayrılık, ölümden beter pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin, neden şimdi bu düşmanlık? Zulüm bana bu ayrılık, ölümden beter pişmanlık. Yalan değil, sen de sevdin, neden şimdi bu düşmanlık? Adaletin bu mu söyle zalim, bu muydu istediğin? Seni unutmam mümkün değil, bu muydu son dileğin? Ne geçti eline bebeğim, beni terk edip gittin. Şimdi çok mu mutlusun? Eğer mutluysan yolun açık olsun. Hoşça kal.
Murat'cığım sen mi yazıyorsun bu sözleri? Bu sözleri ben yazıyorum. Evet, wow, ben de. Evet, yani. Wow, sözleri de yazıyormuş. Cool. Evet. Peki nasıl ruh halleriyle yazıyorsun bakayım bu sözleri? Ya aslında bu şarkı şimdi yaklaşık 8 sene önce yazılan bir şarkıydı. Yani biliyorsun ki 8 sene önce yaşadım bitti yani. Ya tabii ki 8 sene önce veya 10 sene önce yazılan şarkılar da var CD'nin üzerinde. İnsanın o zamanki haleti ruhiyesi çok farklı. Şimdiki ruh halimiz çok farklı. Yani şimdi mesela daha farklı şarkılar yazıyorum. Ne gibi şarkılar yazıyorsun şimdi mesela? Yani yine duygu yüklü şarkılar tabii ki. İnsan bir takım şeyler yaşadığı zaman daha farklı şeyler yazıyor. Daha fazla, daha çok duyguyu ifade edebiliyor. Zaten yaşla mı alakalı, olgunlukla mı alakalı bunlar? Tabii diyorsun. Olgunluğun yaşın da verdiği bir takım şeyler var. Yaş ilerleyince var, daha yüklü şeyler yazamıyor musun diyorsun aslında. Bunu mu anlamalıyım şimdi bu söylediklerini? Ya her yaş dönemin farklı şeyler, yaşayış biçimleri vardır yani. Evet. İnsan ne bileyim 18-19 yaşında çok farklı şeyler yaşar. İlgi alanı da çok farklıdır. İnsan 25 yaşından 30 yaşına kadar ilgisi yine biraz daha değişir. O tür şarkılar yazmaya başlar. Sevdalara sıkışan, umutlara sıkışan, hayatları anlatan işte güzel sözler, onlar bir şekilde melodiyle bütünleşince böyle güzellikler çıkıyor. Ortaya yani, çıkıyor evet, değil gerçekten. Mi? Güzel. Tabii bu çok koyacağım noktaya illa yani. Evet, yani tabii ki beste yapmakta, söz yazmakta şu da çok önemli. Biraz önce değerli arkadaşımın da söylediği gibi kesinlikle kitap okumak lazım. Evet, Türkçemizi geliştirmemiz lazım. Ne kadar zengin olursa o kadar güzel besteler evet, çıkar ortaya. Şimdi şu an piyasaya baktığımız zaman mesela bir besteci bir kelimeyi artık 10 defa böyle tekrarlıyor şarkı içerisinde falan. Yani bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani kelime zenginliği yok. Yani aslında hayatın sırrı okumaktan geçiyor. Tabii çok önemli. Hayatın sırrı burada. Çünkü okuduğunuz zaman karşınızdaki insandan konuşurken keyif almayabilirsiniz. Ama okuduğunuz şeyi istediğiniz şekle sokarsınız. Beyin gücünüzle. Hayal gücünüzle. Tabii kesinlikle. İstediğiniz enerjiyi alabilirsiniz oradan. Evet. Yeter ki çok istemesini bilin. Okumak tabii yani okuyunca alıyorsunuz enerjiyi. Aldığınız enerjiyi siz üretmeye başlıyor. Yani sizi tetikliyor. Sizin üretici gücünüzü tetiklemeye başlıyor okuduğunuz şeyler. Tabii, çok büyük bir zenginlik. Tabii. Peki yine merak ettiğim bir şey, bu albüm Almanya'da mı çıktı? Türkiye'de de aynı anda çıktı mı? Almanya'da mı yaşıyorsun? Hani bunları da birazcık evet, öğrenelim. Şimdi ben İstanbul'da bu sene Bektaş Türk değerli abimle tanıştık. Sağ olsun onun sayesinde zaten bunlar gerçekleşti. Bektaş Türk abimiz Rax Müzik Prodüksiyon'un kurucularından. Kendisi bana bu konuda yardımcı oldu. Dinledikten sonra zaten çok beğendi. Hemen dedi tamam sana bir prodüksiyon hazırlayalım dedi kendisi. Onun sayesinde işte bir takım şeyler gerçekleşti. Türkiye'de piyasaya sunuldu, Almanya'da piyasaya sunuldu. Şu an bütün müzik marketlerinde alınabilir yani. Evet. Peki Almanya'da mı yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyorum. Güney Almanya'dan geliyoruz. İsviçre ve Avusturya sınırında kalıyoruz biz. Çok güzel bir yer. Evet. Çok güzel. Turistik harika bir bölge. Evet, evet çok güzel ama. Yani doğayla iç içeler onu evet, söyleyeyim. Bu yüzden ama evet, sık sık da şimdi artık Türkiye'de tabii mecburen tabii promosyon zaten çalışmaları. Bir ayağımız artık İstanbul'da sürekli gidip geliyoruz. Evet buraya geldiğimizde zaten Frankfurt'un trafiği o kadar yoğun ki İstanbul'a o kadar çok benziyorken biz alışık değiliz bu kadar trafiğe. Yani şaşırdım diyorsun kaldım şaşırdım. Yani insan ister istemez strese giriyor. Yani bizim geldiğimiz yer ben daha küçük bir yerden geldiğim için belki bir 15 bin nüfusu var kaldığım yerin. Yani böyle Alp dağlarının eteklerinde diyebiliriz. Ay sen de İstanbul'da yaşamaya başla. Kesinlikle yaşayamam. Buralar var ya. Evet. Hiçbir şey öyle değil mi? Evet. Evet.